Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, bizi dinleyen herkes, hepiniz hoş geldiniz. Sağlık, sıhhatler, mutluluklar diliyoruz. Güzel günler, güzel gelecekler dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Şimdi bu her konuşmacı muhtemelen söyleyecek, işte Wuhan'da başlayan koronavirüs falan tekrarlar, tarihler, tarihçeler, hangi süreçler, Türkiye'nin aldığı rol, üstlerinde hızlı deneyim, birikim, virüsün geç gelmesiyle alakalı olumlu yaklaşımlar, kazanımlarımız, birinci dalga diye anılan dalganın ne kadar nasıl yaşandığı, devam edip etmediği, işte ikinci dalga olup olmayacağı, bir buçuncu dalganın yaşanıp yaşanmayacağı gibi konular, virüs. Biz ne yapmaya çalıştık? Bu toplantı nasıl gerçekleşti? Bu büyük bilgi birikimi nasıl bir araya geldi? Kısaca ondan söz edeceğim. Hiç uzatmadan ben sizi diğer değerli organizasyon komitesindeki hocalarıma sözü bırakarak sonra da konuşmacılara geçmiş olacağım. Şimdi biz tabii o süreçte mikrobiyoloji öğretim üyesi, viroloji yan dallı birisi olarak hani virüsü gerçi Mustafa Söksu hocam Türkiye'nin en iyi koronavirüsçüsü o güzel anlatır ama hani kaygılarımızla beraber anlamaya, yorumlamaya çalışırken bir anda da etrafımız sarılmış oldu ve Türkiye'de virüs bir şekilde girmiş oldu ama bundan 2 ay önce yaklaşık, yani o tarihten 2 ay önce Türkiye bir önlem aldı. İnfluenza pandemi grubu koronavirüs pandemisi için hızla toparlandı. Daha sonra güzel ilavelerle falan çok geniş kapsamlı bir bilimsel altyapı oluşturuldu. Burada gerçekten Türkiye'nin ön almasını kutlamak lazım. Ardından tabii o 15 Mart, 15 Nisan ya da Nisan'ın sonuna kadar o geçen karanlık yoğun hasta akışlı, yoğun bakım süreçleri ve bilinmezlerle kısmen devam eden süreçten kısmen havaların açılmasıyla virüsün miktarının belki dolaşımda azalması ki bunları tartışacağız. Sayılarda azalma oldu. 11 Mayıs'ta kısmen yeni normaller, yeni normalleşme süreçleri yaşandı ve şimdi de işte Haziran sonrasında, Haziran başında başlayan yeni yaşam biçimiyle de Haziran sonlarına doğru maalesef tekrar hafiften bir yükselme gözlenmiş oldu. Bunların bütün değişimleri, dönüşümleri uzun uzun konuşulacak tarafınızdan. Ama hani bu toplantı ilk gün ki bugün ne yaşadık, nasıl bir pandemi yaşadık, neler hissettik, ne biliyoruz, ne biriktirdik, virüslerle alakalı ne birikti ya da klinik olarak ne deneyimlerimiz oldu bir bunu konuşacağız. İkinci gün biraz enine boyuna ve yurt dışı katılımıyla da biraz dünya deneyimlerini dinleyeceğiz. Oradan alacaklarımız olacaktır muhtemelen. Kolombiya'dan ki şu anda ciddi artımların olduğu bölgeden İran'a kadar, belki Endonezya'ya kadar, Türkiye, dünyanın farklı belki 8-10 yerinden arkadaşlarımız, değerli meslektaşlarımız, zirve insanlar konuşmalarıyla bize yol gösterecekler, ışık tutacaklar. Belki oradan da çıkartacak bir takım dersler olacak. Üçüncü gün ki benim için çok önemli diye düşündüğüm, nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Hakikaten ne kadar sürecek? Nasıl hazırlanmalıyız? Nasıl yaşamalıyız? Nasıl eskisi gibi, ne zaman eskisi gibi olacağız? Ne demek o eskisi gibi olmak? Herhalde siz onları çok çok uzun uzun açacaksınız. Söyleyecek pek çok şey var ama son cümlem şu olsun. Bu toplantı tarihe bir bilim notu düşmek üzere planlandı. Çok değerli konuşmacılar bizi hiç reddetmediler. Hepsi birbirinden değerli. Türkiye'nin birikimi diyelim bir anlamda buraya intikal etti. Buradan çok güzel veriler çıkacak. Kayıt altına alınıyor, notlar çıkartılacak ve derli toplu bir bilgi birikimi olacak. Zannediyorum Türkiye koşullarında da olabilecek en kapsamlı bir online webinar olarak tasarlandı. Başta Mustafa hocama, Mustafa Necmi İlhan hocama ilk başından beri yürekten destekledi. Her zaman çok lojistik destek sağladı. Özellikle konuşmacı hocalarımızın şekillenmesine katkı sağladı. Ardından Alper hocama ki o da klinik olarak ve klinik süreçlerinin bize yansıtılmasına çok değerli katkılar sağladı. Bahadır hocama, Hakan hocama özellikle titizlikle çok fazla bildiri geldi arkadaşlar. 150'den fazla bildiri şu anda sözlü ve post olarak tasnif edildi. Bu tasnifte çok ince titizlikle tasnife katkı sağladı. Özellikle İngilizce bildirilerimizi yurt dışından iki deneyimli farklı ülkeden iki deneyimli hocamızın irdelemesiyle, redaksiyonuyla tamamlanmış oldu ve 80'den fazla sözel bildiri, yine 80'e yakın poster bildiriyle ki herhalde bir kongre için zirve sözel bildirir ki pek çok insan sözel bildirimle bir şeyler sunmak, bir şeyler paylaşmak istedi. Bunların detaylarına fırsat buldukça yine gireceğim ama çok uzatmadan ben süreyi de efektif kullanarak Mustafa Necmi İlhan hocama
bir selamlama konuşması. Ardından Alper Hocam, ben hala bilemiyorum ama Alper Hocam'a bir selamlama konuşması teyit etmek istiyorum. Nereden icap etti bu toplantılar? Nasıl bu noktalara geldik? Ve neler konuşacağız? Biraz onlardan söz edelim. Sizi Mustafa Hocam, ben elinizi ayrı tanıtmak istiyorum ama inanın herkes de sizi biliyor. Onun için belki bir yine yeri gelirse özgeçmişler de aldık aslında uzun uzun okuyalım diye ama belki sizler birkaç cümleyle lütfederseniz ola ki hani hemen isim olarak ve üniversite olarak çıkartamayan arkadaşlarımız olursa siz de kendinizi lütfeder tanıtırsanız ki herkes bu arada Hakan Hocam ve de Şahin Hocam hariç bilim kurulu üyesi bu ekranda gördüklerim en azından süreçlerden bahsederek bir selamlarsınız sonra da konuşmalara geçeceğiz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de aslında bu kadar kısa zamanda derlenip toparlanıp bugün karşısına çıkmamıza vesile olan Puk Event Organizasyon Şirketi'nin orada çok fedakar bir arka mutfak kısmı çalıştı. Onların her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi bugün sizlerle buluşturdular. Ufak tefek aksaklıkları çok çabuk izole ettiler. Çünkü dar zamanda herkesin çok yoğun olduğu bir dönemde yapıldı bu toplantı. Unutmadan onlara da teşekkürü bir borç biliyorum. Buyurun Mustafa Hocam. Teşekkür ederiz hocam. Kıymetli hocalarım, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mustafa Hocam'ın bu nazik, her zamanki güzel üslubundan sonra açıkçası bize pek de bir söz söylemek düşmedi gibi geliyor bana. Kaçamazsınız, kaçamazsınız. Evet. Mustafa Hocam başlangıçta böyle fikirle bizlerle buluşunca elbette destek olabileceğimizi söyledik. Elbette hocayla yol alabileceğimizi söyledik ve kendi alanımızdan gerek diğer alanlardan birkaç kıymetli hocamızla bir araya gelelim diye söyledik. Ama sürecin başından bu yana bu denli kısa zamanda bu denli gerçekten nitelikli katılımcının, konuşmacının olduğu herhalde en azından şu ana kadar biz aksalakçılar hep zaman diliyle konuşuruz ya hocalarım biliyorsunuz. Bir panel hiç görmedim, hiç duymadım. Yurt dışında pek çok paneline bakıyorum. Gerçekten Mustafa Hocam ellerinize sağlık. Ben herkes buradayken teşekkür etmek istiyorum. Buradaki emeğin tamamına yakın Mustafa Hocam'ındır. O yüzden çok teşekkür ederiz hocalarım. Burada tabii ekranda da Mustafa Hocam'ın yanı sıra Şahin Hocam. Ben de tabii Urfa'dan biliyorum. Urfa'daki benim yaptığım projelerden. hakkında kötü şeyler söylemiyorlar değil mi hocam? Urfa'dan tanıyoruz siz dediniz ama. Gayet iyi hocam. Urfa'da top noktadasınız. Vallahi be. Hemşeriyiz ya hocam. Elazığlıyız ya. Oradan geliyoruz. Ben benim ekrana göre konuşuyorum. Doğru yanlış anlaşılmasın. Seçil evet. Hoca zaten 20 yıllık arkadaşım, asistanlık döneminden arkadaşımız. Aynı bölümde öğretim üyesi olarak görevi yapıyoruz. Mustafa Hocam'la biz birkaç televizyon programında bir araya geldik. Gerçekten üslubu, naifliği, konulara bilimsel yaklaşımıyla gerçekten çok memnun oldum. Hani bilim kurulunda değiliz ama hocam gönlümüz bir. Çok teşekkür ediyorum size tanıdığımı. Alper Hocam'la da aynı şekilde aslında televizyon programlarından tanışıyoruz. Alper Hocam siz de Mustafa Hoca'dan daha çok bir araya gelmiş olabiliriz bu arada. Doğrudur. Evet, Alper Hocam'ın da yine aynı şekilde konuların analitik yaklaşımı, bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak bilimsel yaklaşımı, yine kendi naifliği içerisinde hakikaten birlikte çok programlar yaptık. Kendi akademik bilgimizi toplumla buluşturmaya çalıştık. Ama tabii toplumla buluşturmanın yanı sıra bir de akademik toplumla buluşturmak gerekiyor ki umut ediyorum inşallah bu toplantının sonuçları da ülkemizdeki COVID-19 akademik toplumuna fayda sağlayacaktır düşüncesindeyim. Birkaç kelime de kendimle ilgili ederek ilerleyeyim Mustafa Hocam'ın dediğin gibi. Adım Mustafa Necmi İlhan, 1971 Elazığ doğumluyum. 32 yıldır Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesindeyim. Öğrenci olarak başladığım fakültemizde şu an yaklaşık bir aydır dekan olarak görev yapmaktayım. Ben sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sempozyumla beraber o sürecinde beraber yaşadık. Buyurun size. Evet hocam. Yani çok yoğun bir zamanıma denk geldi. Evet, tabii yeni başlayınca. Aynı zamanda fakültemiz Halk Sağlığının Dalı öğretim üyesiyim. Benim temel çalışmalarım içerisinde daha çok aslında toplum ruh sağlığı var. Bunun yanı sıra iş sağlığı var. Tabii bölümümüzün geneli itibariyle epidemiyoloji klinik araştırmalarla birlikte hocalarım, arkadaşlarımı yürüttüğümüz bir çaba sergiliyoruz. Biz 5 öğretim üyesiyiz. Anabim dalımızda da Gazi Üniversitesi Fakültesi'nde 25'te asistanlarımız var hocalarım. Hem tıpta uzmanlık, yüksek lisans, doktora programı yürütüyoruz. Gazi Tıpı'da zaten biliyorsunuz yaklaşık 480 öğretim üyesi, 900 asistanla Türkiye'nin en büyük üniversite hastanelerinden birisi. Ben sözü daha fazla uzatmayayım.
Çok teşekkür ederim Mustafa Hocam emekleriniz için. Şahin Hocam, Seçil Hocam, Mustafa Hocam, Alper Hocam tekrar bu panele katkılarınız için ben de minnetlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. Alper Hocam birkaç cümlede sizden istirham edeyim. Hem bir selamlama hem de neler yaşadık bu bir ayda. Gerçi 4 aydan beri bir mevsim hallettik koronayla ama belki söyleyecekleriniz olacaktır. Buyurunuz. Herkese merhaba diyorum. Özellikle böyle bir elit toplantıda, elit bir ilk defa yapılan daha doğru söylediğim, kendi alanında bir ilk olacak olan. Korona ilk bu toplantıda, ilk Türkiye'de de ilk olması. Hepsinin farklı farklı heyecanları var. Ben eminim bundan yüz akıyla çıkacağız. Çünkü şey gibi, Şampiyonlar Ligi gibi böyle programa bakınca, konuşmalara bakınca, konuşmaların dizaynına bakınca, özellikle Mustafa Hocam bu konuda çok titiz ve hassasiyetli organizasyonu bizi... İlk defa ben Mustafa Hocam'la bu tip bir organizasyonda bir arada çalışma şerefine nail oldum. Ama inşallah bundan sonra herhalde sık sık devamı gelecek. Çünkü inanılmaz kendi kafa yapıma, düşünce yapma uygun, sistematik olarak düşünmesi, şey hızlı karar vermesi, hızlı süreçleri hızlı yönetmesi anlamında biz oldukça birbirimizi tamamladık gibi görünüyor. Kendi açımdan en azından söyleyeyim. Onun dışında ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanıyım. Yaklaşık 2006'dan beri buradayım. Öncesinden 9 Eylül geçmişim var. 9 Eylül'de uzun yıllar çalıştım. İhtisasım oradan. Bu fakültesini de orada bitirdim. Çoğu hocamıza göre bir butik üniversite hastanesinde, butik bir şehirde kendimize has korona ile ilgili, COVID ile ilgili ufak tefek bir şeyler yapmaya çalıştık. Onun dışında enfeksiyon alanı içerisinde herkesin ilgi alanı olan bir sürü şeye, bir sürü alana girmiş bulunduk ister istemez. Kendi alanımıza buna yakın olan bir dönem kısa bir sürede olsa Suudi Arabistan'da MERS ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün projelerinde yer aldım. Orada bir kendime ait bir MERS deneyim var. Paneller içerisinde merak edilirse onun dışında paylaşırım bulunduğum süre zarfındaki neler gördüm, nelere şahit oldum anlamında. Burada olmak çok güzel. Herkes hoş geldi. Ben de hoş bulduk diyeyim kendi adıma. Bana hoş geldiniz dediğiniz için. Aranızda olmak çok güzel. Gurur duydum. Çok mutluyum burada olmaktan.